öyle bir bataktayız ki artık bu bataktan kurtuluş sadece bence üretimli olur. Gidiyorsun her hafta fiyat değişik, çok fiyatlarla karşılaşıyorum. Şok oluyorum yani. Buradaki fişlerde daha hala %8 yazıyor. Bunların bir an önce düşürmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ihtiyaçlarında %7'lik bir indirime gidileceğini açıkladı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yapılan indirim fahiş fiyatların önüne geçer mi diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Biraz zor çünkü düşecek olan şimdiye kadar çoktan düşerdi. Zaten şu an halk sıkıntıda. Yani market fiyatları başını almış gidiyor. Yani bunu bir an önce el koyması lazım. Bugün devletin en üst kademesi Cumhurbaşkanı. Bir karar alsa fiyatlar şu dese sabah hepsi uygulamaya geçer. Yani bunun daha neyini bekliyorlar ki yani neyini tartışıyorlar. Buna halk şu anda perişan. Buyur. Yani adam dışarıda 10 liraya bulamıyor. Ekmek parasını alamıyor. Kent ekmekte kuyruklar var. Vatandaş bir kuru ekmeği alamıyor yani. Bugün marketi KDV'de indirse yarın marketçi yine farkına koyacak. Değişen bir şey olmuyor yani. Şu anda bile çok zor durumda. Ben şu an Migros'tan geliyorum. Hiçbir şeyde indirim görmedim. Sadece tavukta bir kampanya vardı. Bir de soğan 125 deniliyordu. Başka bir şey göremedim. Diğerleri çok yüksek fiyatlar tabii ki. Fiyatları yüksek buluyorsunuz. Evet yüksek daha. Mümkün değil bunlarla halkın evini geçindireceğini zannetmiyorum. KDV indirimi fahiş fiyatın önüne geçmez mi sizce? Daha onu yaşamadık. Yaşayınca göreceğiz. Peki şey, bir gerçekleri görelim. İlerleyen süreçte fiyatlar sizce ne seyirde devam eder? İlerleyen süreçte. Vallahi bilemeyeceğim. Fiyat artışı devam eder misiniz? Ortamı tam bilemiyorum. Ortam neyi gösterecek? Kesin bir cevap veremeyeceğim burada. Bilmiyorum, zannetmiyorum yani. Düşeceğini bilmiyorum yani. Pek zannetmiyorum fiyatların düşeceğini. Fiyatlar başını aldı gidiyor oğlum. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Emekliyim ben. Eşim de emekli ama gerçekten evimiz kiradır. Çok zorluk çekiyoruz yani. Ucu ucuna getiremiyoruz. İnan ki çok zor bir şeydir. Yani Allah herkese acısın. Ne diyeyim yavrum? Peki fiyat artışı sizce devam eder mi ilerleyen dönemlerde? Vallahi durdurmazlarsa devam eder tabii ki. Tabii ki devam eder. Devam eder yani. Öyle tahmin ediyoruz. İnşallah etmez ama öyle tahmin ediyorum ben kendi fikrimce. Düşürmezlerse tabii ki devam edecek yani. Çünkü mesela ben haftadan haftaya 5 litre çamaşır suyu kullanıyorum. Şu hastalıktan dolayı, koronadan dolayı. Gidiyorsun her hafta fiyat değişik. Çok fiyatlarla karşılaşıyorum. Şok oluyorum yani. Ve bir de amcayla dövüşüyorum. Diyorum ki ne olur diyorum beni alışverişe gönderme diyorum. Ben artık gitmek istemiyorum. 100 lirayı indiriyorum. 10 lira kadar hiçbir şeyi yok yani. Bilmiyorum biz nasıl yaşayacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum. Umarım inşallah. İnşallah iyi olur da herkes de rahatlar. Geçmez çünkü herkes aç gözlü. Milletin gözü doyacak ki. Aç gözleri doyurmak lazım kısacası, tamam? Bazı yerlerde alışveriş yaptım. Bazı yerlerde %8 geçiyor daha. %1 düşmemiş. Bazı yerlerde %1'e düşmüş. Yani bunların bir an önce düşürmesi gerekiyor. Fişlerde elimde. Bak, bakın. Bak burada burada düşmüş. Fiş düşmüş %1'e. Bak iskonto olarak geçmiş burada. Burada düşmemiş bakın. Bak. Buradaki fişlerde daha hala %8 yazıyor. Bunların bir an önce düşürmesi gerekiyor. Bir an önce. Geçebilir. Ben maliyeciyim zaten. Geçer. Yani geçer derken cezai müeyyideleri iyi uygulanırsa sonuç alınabilir yani. Alınabilir. Peki fiyatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fiyatlarla ilgili aslında şöyle diyeyim. Biz Müslümanız, İslam ülkesiyiz. İslam ülkesi olmamıza rağmen bu yapılanın hepsini haramdır. Yani adımız Müslüman ama kendimiz Müslüman değiliz. Yani Müslüman bu uygulamıyoruz. Niye uygulamıyor? Fahiş fiyat var, hırsızlık var, yolsuzluk var. Yani Türkiye o kadar bir değişmiş ki. Televizyonu seyretmek istemiyor insan. Ya zaten hoca marketleri yapacağını yapmış. Üzerine koymuş rakamı. 45 lira olmuş yumurtanın kolisi. Yani katma değeri indirseniz ne olacak? Vatandaş yine
zamlı olacak. Alışveriş yine farklı. Değişen bir şey yok hoca. Peki ilerleyen süreçte fiyatlar sizce nesiyle devam eder? Hiçbir şey değişmez kardeşim. Hiçbir şey değişmez. Bu hükümet değişmedikten sonra hiçbir şey değişmez. Peki hükümet değişse sizce fiyatlar normale döner mi? Kim bilir? 20 senedir hükümetsin kardeşim. 20 senedir hükümetsin. Yani yapacağını yaptın, vereceğini verdin. Doğru ya da yanlış. Değişmeli. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Değişsin. Bu fahiş fiyatın önüne geçmez. Bu tamamen suni bir indirim. Yani bunun vatandaşa çok fazla yansıyacak bir tarafı yok. %8'lik bir malzemenin %1'e indirilmesi demek 100 lirada 7 lira yapar. 100 lirada 7 lirada hiçbir şey demek değildir. Bu tamamen alanla satanla alakalıdır. Bu vergi indirimi vergi mükelleflerine yarar. Yani devlet ödeyecekleri vergiyi sadece bunun önüne geçer. Zaten bugün adamın yaptığı indirim ya da zam, örnek veriyorum, bir firma ismi söyleyerek konuşayım. Bir maaşa, doğru mu? Bu adamların 10 binden fazla şubeleri var. Her mağazalarındaki bir ürüne bir 1 lira artışı yapsalar bu adamlar zaten bu fiyatları vatandaştan gene çıkartıyorlar. Denetim var mı? Denetim yok. Zabıtaları gönder, markette fiyat denetlesinler. Stok kontrolü yapsınlar. Ya kardeşim, sen vergiyi denetlemiyorsun. Bu adamın aldığını, sattığını, üzerinden yüzde kaç kar ettiğini denetlemiyorsun. Adam 1 liralık malzemeyi alıyor, 20 liraya satıyor ve bu da hoşuna gidiyor. Niye? Kar ediyor. Bunun da birçoğunu zaten faturasız işlemle yapıyor. Sen bunu denetlemedikten sonra, bunun önüne bir engel koymadıktan sonra hiçbir şey elde edemezsin. Bence bir sonuç alacaklarını düşünmüyorum ama Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani gün doğmadan neler doğar. Ha, hükümet değişse de bir şey ifade etmez yani. Öyle bir bataktayız ki artık bu bataktan kurtuluş sadece bence üretimli olur.